Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili kısımda anlatılmak istenene en yakındır? Bazı kitaplar vardır, hakkında bir şey yazmak istersiniz ama nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. Daha doğrusu, kitabın neresinden tutacağınızı, neyi eksen alacağınızı keşfiniz zor olur. Yazıya nereden başlayacağını bilmek. Şimdi burada nereden başlayacağınızı bilemezsiniz demiş. Daha sonra, daha doğrusu Diyerek başka bir şey söyleyecek. Yani aynı şeyi tekrarlamayacak. O yüzden bu olamaz. Yazının konusunu belirlemek. Evet bu çok yakın. Çünkü eksen almak e, odak noktayı belirlemek aslında. Yazının odak noktası da konusu olacaktır. Bu çok yakın. Eleştiri yapılacak noktayı tespit etmek. Şimdi burada eleştiri yapılacağı ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Kitap hakkında bir şey yazmak istiyorsunuz ama bu bir tanıtım yazısı da olabilir. Ya da e, kitabın bir karakteriyle ilgili bir şey de olabilir. Yani mutlaka eleştiri yapılacak diye bir şey yok burada. O yüzden bu olamaz. Yazının ismini bulmak. Yazının ismi odak noktası olamaz. Yani eksen alınacak kadar e, odak noktası olamaz. Bu da değil. Konuyu dağıtmadan anlatmak bir ilgisi yok. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük temel anlamında kullanılmıştır? Tavırlarından ağır bir insan olduğu anlaşılıyordu. Ağır bir insan olduğu tavırlarından anlaşılıyorsa bu yani ciddi bir insan olduğu, ağır başlı bir insan olduğu gibi anlamlar çıkarılır. Bu da gerçek anlamında kullanılmadığı için, gerçekten ağırlık anlamında kullanılmadığı için mecaz anlamdır. Bu değil, ailesi fakir olduğundan kızlarını okula göndermekte zorluk çekiyor. Evet burada fakir gerçekten parası olmayan anlamında kullanılmış. Bu temel anlamında kullanılmış. Doğru. Bütün yıl çalıştım. Şimdi meyvesini toplama zamanı. Meyvesini toplamak gerçek anlamda değil burada. Bütün yıl çalıştım. Şimdi ben artık karşılığını alacağım. Yani notlarım iyi olacak anlamında. Bu da mecaz anlam. O her zaman sabırlı davranan olgun bir insandır. Olgun temel anlam gibi görünüyor olabilir ama değil. Olgun olmak meyvelere, sebzelere ait bir özellik arkadaşlar. Olgunlaşmış, artık yenecek kıvama gelmiş anlamında meyve ve sebzeler için kullanılır aslında. İnsanlar için kullanıldığında mecaz anlamdır. Ağır başlı, ağır, tecrübeli anlamında. Yani bu da gerçek anlam değil. Düşman mermisi uçağın sağ kanadına isabet etmişti. Uçağın kanadı benzetme ilişkisiyle kurulmuş. Aslında uçağın kanadı olmaz. Kuşların kanadı olur. Benzetme ilişkisiyle kurulduğu için yan anlam burada ama yine temel anlam değil. Doğru cevap B şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? İnsanların roman alırken öncelikli olarak cildinin nokta nokta olmasından etkilenmesi, onları dışı nokta nokta ama içi nokta nokta bir kitapla baş başa bırakabilir. Bu tür sorularda bu ama fakat gibi ifadeler çok önemli. Çünkü bunlar olumlu ya da olumsuz olacağını belirleyecek ifadelerin Bakın şimdi şurada diyor ki burayı bilemiyoruz cildinin nokta nokta olmasından etkilenmesi büyük ihtimalle olumlu bir şey olacak. Onları dışı nokta nokta ama içi nokta nokta bir kitapla baş başa bırakabilir dediğine göre dışı olumlu bir şey olacak. Dışı güzel ama ama içi kötü gibi bir anlam olması gerekiyor. Yani son kelime olumsuz olacak. Etkileyici olamaz olumludur güzel olumlu boş olumsuz bu olabilir etkili olumlu sürükleyici olumlu demek ki doğru cevap C şıkkı deneyelim İnsanların roman alırken öncelikli olarak cildinin süslü olmasından etkilenmesi onları dışı güzel ama içi boş bir kitapla baş başa bırakabilir doğru cevap C şıkkı aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama örneği yoktur bu sene bacasız sanayi esnafın yüzünü güldürdü. Bacasız sanayi turizmdir, dolaylamadır, doğru. Yedi tepeli şehir anlatılmaz yaşanır. Yedi tepeli şehir İstanbul, dolaylamadır. Bu yıl tatil planımızda Kara Kıtayı görmek de var. Kara Afrika, dolaylamadır. Bu olaya Ankara'nın cevabı sert oldu. Ankara, e, burada Ankara'daki devlet adamları olarak kullanılmış. Yani Ankara şehrinin cevabı olarak kullanılmamış. O anlamda kullanılmamış. O yüzden bu dolaylama değil, ad Zaten dolaylama tek kelimeyle yapılmaz. Doğru cevap D şıkkı. Sonuncusuna da bakalım. Ölümümüzdeki Ay Ege'nin incisine taşınıyoruz. Ege'nin incisi İzmir'dir. Dolaylama. Doğru cevap D şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangisi Ayrac içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır. Dün akşam televizyonda duyduğum üzücü haber bana çok dokundu. Duygulanmak, etkilenmek demiş. Doğru. Bana dokundu yani çok duygulandım, çok etkilendim. Bu haberden anlamı var. Bu doğru. Bütün olanların acısını kalbimin içinde duydum. Hissetmek demiş. Evet, kalbimin içinde hissettim. Doğru. Şirketin bugünkü toplantısını haftaya bıraktık ertelemek. Evet, toplantı haftaya ertelenmiş. Doğru. Şirket son yaptığı işten iyi para kazandı. Biriktirmek. E, şirket para kazanmış ama biriktirip biriktirmediğini bilmiyoruz. Tam olarak biriktirmek anlamı yok burada. Sadece şu anda ilk aşamada, kazanma aşamasında olduğu için bu olamaz. Doğru cevap 4 yani D şıkkı olacak. Ailesine anlatamadığı her şeyi günlüğüne dökmüştü. Yazmak, anlatmak. Evet günlüğüne yazmıştı, anlatmıştı. Doğru cevap D şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde adak tarması, mecaz mürsel vardır? Herkes başının üstünde bir çatı olsun ister. Şimdi başının üstünde çatı olsun değil. Yani bir evin içinde olmak, barınmak için bir yeri olsun ister anlamı var. Çatı yani evin bir parçası kullanıldığı için bu adaktarması doğru. Evi önümüzdeki ay taşıyoruz. Evi komple duvarlarıyla e, taşımıyoruz. Evin içindekileri kastetmiş. O yüzden bu da adaktarması. Dünyanın en önemli oksijen deposu Amazon'lardadır. Oksijen deposu bakın iki kelimeyle anlatılmış orman demek. Bu dolaylamadır. Ad adaktarması değil. Adaktarması tek kelime kullanılır. Dolaylamada iki kelime saatlerdir Tolstoy okuyorum Tolstoyu yani adamı okumuyor onun kitaplarını okuyor Bu da adaktarması dalgalar akşamüstü kudurdu e, kudurmak köpeklere ait bir özellik yani hayvanlara ait Dalgalar dalgalara bu özellik verilmiş yani doğadan doğaya aktarma yapılmış bu ikisi arasında e, Burada da yok adaktarması doğadan doğaya aktarma var burada 1 2 4 doğru cevap C şıkkı. Bu cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangi ikisi anlamca en yakındır? Okuma alışkanlığı kazanmak için hiç değilse ayda bir kitap okumalısın. Uzun zamandır yanınızda çalışıyor, onu az çok tanımış olmalısınız. Bu ikisine bakalım. Hiç değilse en azından ayda bir kitap okumalısın anlamı var. Onu artık biraz da olsa tanımışsınızdır. Anlamı var burada. Bu ikisi benzer değil. Seni çok merak ettik. En azından bir telefon etseydin. En azından yani hiç değilse bir telefon etseydin. Bakın ikisi birbirinin yerine kullanılabiliyor. Bu ikisi yakın. Az daha kararımdan vazgeçip bütün işi yarıda bırakacaktım. Yani az kalmıştı neredeyse. E, anlamı var. Bu farklı. Beni biraz olsun dinleseydin bunlar başına gelmezdi. Yani beni az da olsa dinleseydin, az bile olsa dinleseydin gibi bir anlam var. Burada en yakın 1 ve 3 doğru cevap 5 şıkkı. Bu dizelerdeki altı çizili sözlerde bulunan anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bir ıssız gezegende fısıldaşıyorduk ikimiz. Sözün lezzetini tadıyorduk bir mercan kadehten. Şimdi söz kulakla duyulan bir şeydir. Burada sanki tadılabilen bir şeymiş gibi bahsedilmiş. Yani duyular arası aktarma yapılmış. Biz de şıklarda bunu bulacağız. Mevsimler yaz tutup güller ağlasın, ahımla inleyen eller ağlasın. Güllerin ağlaması, mevsimlerin yaz tutması bunlar kişileştirme. Burada yok duyular arası aktarma. Bir tatlı bakışın yeter ömrümün son bulmasına. Bakın bakış gözle görülen bir şeydir. Sanki tada, tadılabilen bir şeymiş gibi bahsedilmiş. Yani burada aynı şekilde duyular arası aktarma var. Doğru cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Burada benzetme söz konusu. Yani şair ömrünü bir omzu düşük bir delikanlıya benzetmiş. Varsın kurusun ırmaklar, ateş düşsün kabaran denizlere. Burada abartma söz konusu, ırmakların kuruması, denizlerin kabarması. Burada da duyular arası aktarma yok. Mızrapı gönlüme vurmaktayım, bir yanım uzaklarda. Burada da mecaz anlam söz konusu. Gönlüne mızrap vuruyormuş ve bir yanının uzaklarda olması da aynı şekilde mecaz ama duyular arası aktarma yok. Doğru cevap 5. Yukarıdaki parçada numaralanmış deyimlerin hangisi yanlış açıklanmıştır? Ayak sözcüğü ile ilgili Türkçe'de oldukça fazla deyim vardır. Örneğin Ayağına bağ olmak, bir işi yapmasına engel olmak. Bu doğru. Ayağı düze basmak, sağlıklı olmak. Bu yanlış. Bu ayağı düze basmak deyiminin sağlıkla bir ilgisi yok. İşlerinin iyi gitmesi anlamı var. Örneğin Borçlarımızı ödedik, ayağımız düze bastı e, şeklinde kullanılabilir. Bu yanlış. Yani doğru cevap 2 B şıkkı olacak. Ayak diremek, ısrarcı olmak, kararından vazgeçmemek doğru. Ayaklarına kara su inmek, çok yorulmak doğru. Ayağına kapanmak, yalvarıp yakarmak doğru. Doğru cevap 2 B şıkkı olacak. Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangilerinde kişileştirme yoktur? Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç korsun. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran. Burada benzetme var. Karşısındaki kişiyi yüzüne vuran serin bir rüzgara benzetmiş ama kişileştirme yok. Bir de yok. Yüreğimi yakan bir avuç korsun. Yine benzetme var burada. Yine karşısındaki kişiyi yüreğini yakan bir avuç kora benzetmiş. Burada da kişileştirme yok. Gökler biliyor sevdamı. Evet göklerin bilmesi, bilmek insana ait bir özelliktir. Burada var. Taş duvarlar biliyor. Yine insana ait bir özellik. Burada da var. Sen bilmiyorsun. Sen zaten insan olduğu için burada kişileştirme yok. Ee, yani 1, 2 ve 5 doğru cevap C şıkkı. Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Akşam erken çöker yalnızlığıma. Sokak sokak gezer ararım seni hasretin gönlümün yangınlarında alev alev yanar ararım seni. Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır. Evet, akşamın çökmesi, e, gönlümün yangınları, alev alev yanarım diyor kendisi. Bunlar mecaz anlamlı ifadeler, soyut sözcük kullanılmıştır. Hasret soyut bir sözcük. İkilemeye yer verilmiştir. Sokak sokak, alev alev dolaylamaya yer verilmiştir. Burada dolaylama söz konusu değil. Doğru cevap D şıkkı. Somut sözcük kullanılmıştır. Sokak somut bir sözcüktür örneğin. Bu da doğru. Doğru cevap D şıkkı. Yukarıdaki cümlelerde kaçmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Suçlu dün gece olay yerinden kaçmış. Yani firar etmiş anlamı var. Bir diyelim buna. Dün gece yine uykum kaçtı. Uyuyamadım anlamı var burada. Uyanık kaldım anlamı. 2. Usta banyo borularından su kaçtığını söyledi. Yani su sızdığını, sızıyormuş. 3 bu. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorsun. Yani yüzleşmek istemiyorsun anlamı var. 4. Havuzda yüzerken kulağıma su kaçtı. Kulağıma su girdi anlamı var burada da. 5. Yani 5 farklı anlam söz konusu doğru cevap eşik